arkadaşlar. EGR için önce mazot filtresini söküyoruz. Daha rahat çalışmak için üstteki bu siyah parçaları söküyoruz. Üstteki siyah parçaları sökmeyi bir önceki videomda, yani filtre değişimi videomda nasıl yapıldığını anlattım. Filtrenin nasıl söküldüğünü de bir önceki videomda anlattım. Şimdi EGR'yi ben söktüm. Burada size göstermek için tekrar yerinde göstermek için şey yapıyorum. Şimdi EGR'nin önce soketi, şu soketi, bu soket şeyde bağlı, mazot filtresinin olduğu, mazot filtresinin korumasının üzerinde şöyle tutturulmuş bir ziple, şeyle, plastik kelepçeyle. Şöyle bir şey bu da. Bu tarafından bastırarak çekiyorsunuz yukarıya doğru. Şuraya tornavida girmesi çok zor. Şu tarafta tornavidanın kaldırılması, şu ucundaki gördüğünüz şu şey. Kaldırılarak çekiliyor. Burada da tırnağı var. Şurada tırnak. Bu tırnak kaldırılarak şöyle parmağınızla biraz zorlarsanız zaten çıkıyor yukarıya doğru baskıyla. Çok zor değil. Kolay çıkıyor. Biraz şey yapabilir. İki tane vida var EGR'nin üzerinde, uzun vidalardan. Şurada bir tanesini görüyoruz. Şu. Bir tane de şu altta görünüyor mu acaba? Ben buradan şeyim çok zor ama şuradaki vida. İki adet vidayı söküyoruz. Ondan sonra yani birinci bağlantı, o zaman baştan başlayayım. Birinci bağlantı soketi. İkinci bağlantısı iki tane vida. Biri burada, biri de onun tam çaprazında. İki vida. İkinci vida, yani sağdaki vidaya, bu değil de öbür vidaya ulaşmak biraz zor. Onu biraz el yordamıyla ulaşılıp 10 numaralı, galiba 10 numara. Şöyle göstereyim. Şununla. Ne bu? 5/16. Bu biraz şey ölçüsü ama 10 numara soket galiba o. 10 numarayla ya da 9 numarayla işte şuradaki vidadan bakarak ne olduğunu, şu vidadan iki vidayı söküyoruz. Ondan sonra şuradaki egzoz bağlantısı, yani bağlantı yeri, ikisi de metal orası bu arada. İkisinin bağlantısını yapan arkadaş da bu. Şöyle göstereyim, odaklasın. Bu arkadaş şimdi açık duruyor ama kapalı olduğu zaman nasıl oluyor? Şöyle geçmiş bir şekilde duruyor. Bunu sökmek beni biraz uğraştırdı. Tornavida ile biraz şöyle kaldırmaya çalıştım şu tarafından. Geçmiş tarafından. Ha, bunu da bu arada nasıl bir malzeme diye merak ederseniz, hani orada görmesi de zor oluyor. Yönü tersse şöyle bir malzeme. Ford bunu burada da kullanmış. Şu şekilde. Şu tarafta bastırarak şu tırnaklar, bu taraftaki tırnaklar oturuyor. Gergi yapıyor. Şurada gördüğümüz şu tırnaklar, küçük tırnaklar. Onu da aslında orada zor oluyor da şöyle bir kargaburun yardımıyla çekerek, yani şöyle tutup, şöyle tutup çektiğinizi düşün. Güçlü bir şekilde çekerseniz çıkıyor. O iki, yani o alttaki vida ve bu biraz zorladı. Ama biraz uğraşınca çıktı. Yani şuradaki şu siyah parçaları, şunları sökmüş olmamın çok ciddi avantajı oldu burada. Çünkü çok rahat çalıştım. Şöyle göstereyim vidaları da söktükten sonra EGR'yi. Ondan sonra EGR ikisi gevşedikten sonra, yani bu söküldükten sonra ve vidalar söküldükten sonra çok rahatlıkla çıkıyor. Ama çıkaramadım. Çıkıyor. Evet. Şöyle rahatlıkla çıkıyor. O bahsettiğim vida da sökülmüş haliyle göstereyim. Şöyle iki çapraz. Biri burada, biri burada. Zaten bunu iki tane vida tutuyor. Bu da egzoz girişi. Çok kötü durumda değilmiş bu arada. Ama sökmüşken temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi odaklama yapmıyor gerçi de.
çok kötü durumda değil. Şu da Valfi, Valeo marka. Valfi, burası soket girişi. Bu da egzozun, gazının geldiği yer. Evet, gördüğünüz gibi iki tane vida tutuyor şu uzun vidalardan. Şu uzun vidalardan iki tane vida. Olay bu. Şimdi bu üsttekileri söküp bir temizliğini yapayım. Temizliğinde de yine daha önceki sensör temizliğini gösterdiğim şeydeki alkolle yapacağım ama şey de olabilir. Yani nedir onun ismi? Sütle şişesiyle alkolle temizlik yapacağım. Ama yine dediğim gibi şu balata spreyi de aslında iş görür. Bu arada bu balata spreyi 5 lira. Piyasada, Ankara piyasasında. İş yaptığım yerleri böyle temizliyorum bununla da. Şimdilik durumumuz bu. Geri montajını yaparken EGR valfinin temizliğini bu arada yaptım. Onu göstereyim. Şimdi az önce konuşmamı başladım, yarıda kaldı. Mobilis'in temizliğini, EGR'nin temizliğini bu daha önce şeylerde kullandığım, sensörlerde kullandığım alkolle, izopropil alkolle ve fren balata spreyiyle. O da şu. Bu marka ürün her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz bir balata spreyi. Bunun yanında Berner tavsiye edilebilir ama hepsi benzer işleri yapıyor. Yatları önemli. Bunu ben 5 liraya aldım bu arada. Bu alkol de 1 litresi 10 lira. Medikalcilerde satılıyor. Diğer videomda bahsetmiştim. Yine bahsedeyim. EGR'nin temizliğini yaptım. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl oldu. Böyle bakınca içi de görünüyor. Çok karbonlaşma çok fazla olmamıştı ama yine de sökmüşken temizliğini yaptım. Kontrolünü yaptım. Gördüğünüz gibi. Şu parça zaten valf görevini gören, açıp kapama işini yapan bu parça. Şurada da motoru var. Motoru da söktüm bu arada. Üstündeki 3 tane vida. Şurada gördüğümüz şurada 1, 2, 3. Bu şekilde. Bu da motoru. Kademeli bir motor. Bunun da temizliğini yaptım. Şimdi bunları geri toparlayıp geri montajını yapacağım. Arkadaşlar bu arada kurcalarken, yani sökerken sağını solunu, şurada aşağıda gördüğümüz arkadaş şu, nasıl göstereceğim, şu işte şuradaki mazot basınç sensörü diye geçen arkadaş tam EGR'nin altındaymış o da. Bu arada değiştirme ihtiyacı olanlar oradan kolaylıkla değiştirilebilir. Yani EGR'yi de sökmek gerekiyor bu arada. Gördüğünüz gibi mazot basınç sensörü. Yani mazotun basıncını okuyan sensör. Bu arada dizel araçlarda, yani bu araçta her şey sensör arkadaşlar. Her şeyin sensörü var. Yani her şey elektronik zaten. Gaz pedalından işte şeyine, gaz kelebeğini geçen gün göstermiştim videomda. Gaz kelebeğinden işte gaz pedalına, her şeyi elektronik devrelerle, yani beyinle alakalı. Her şey beyine bağlı. Ne kadar çok elektronik o kadar çok problem demek aslında araçlarda. Çok iyi bir şey değil. Ama işte yapacak da bir durum yok. Sensörler. Şurada bir sensör daha gördüm. Soket bağlı olan her şey sensör. O sensörde ne olabilir? Şanzımanın üstünde bir sensör. İşte mazot basınç sensörü. Şurada gördüğümüz şu. Şu arkadaş. Şu parmağımla dokunduğum arkadaş mazot basınç sensörü. Üstünde şöyle bir şeyle, açık ağız anahtarla çevrilecekmiş gibi. Zaten yedek parçasını alınca nasıl bir şeye benzediğini görürsünüz. Çevirerek çıkıyor. Yerine ondan sonra yenisi takılıp, soket geri takılıp montajı yapılıyor. Ama bunun için
mazot filtresi kenara alınmıyor. Yok, mazot filtresi aslında çok fazla etkilemiyor ama EGR'yi sökmek şart. Yani şöyle yukarıdan bakınca EGR'yi sökmek şart onun için. EGR'yi sökünce gördüm ben de zaten. Bu tip arızalarda değişecek sensörler bunlar. Evet. EGR'nin geri montajını yapıyorum şu anda. Şu gördüğünüz vidayı sıkıştırdım. Bu arada şu kelepçenin altı geçmeli. Yani sağ taraf EGR tarafı öbürünün içine geçiyor. Onu oturtuyoruz takarken. Şurada da EGR'nin şu tarafında birleşme yerinde de ince bir metal var. Görünüyor dikkat ederseniz. Ona bir krem gibi böyle ya da ısıya dayanıklı eğer bulursanız macun işte yapıştırmaya yarayacak bir şey yani onu orada tutacak takarken zorluk çıkmasın diye bir krem gibi macun gibi bir şeyle yerine oturtturup ondan sonra vidaları vidanın biri bu biri de şu evet bu açıdan bakınca ikisi de görünüyor bu arada biri bu biri şu iki vida sökülüyor şey takarken montajını yapıyoruz. Önce bu ağzı oturtuyoruz yalnız EGR'nin. Ondan sonra montajını yapıyoruz. Montajı tabi sökmekten biraz daha meşakkatli diyeyim. Biraz daha uğraştıran bir iş. Biraz zorluk çıkarıyor. Yani zorluk çıkarıyor derken yer çekimi olduğu için oraya koyduğunuz parçalar düşüyor, kayıyor. İşte oradaki metal biraz uğraştırdı beni. Şu aradaki metal. Buradan görünüyor beyaz bir şey var ucunda. O işte krem gibi yapıştırma için kullandığım şey. Orası. Ondan sonra bu şekilde montajını yapıyoruz. Ha bu arada EGR'nin motor kısmını, valve kısmını sökmüştüm. Metal kısmından ayırmıştım temizlik yaparken. O iki tane şey var. Çatal gibi plastik var. İçinde o plastikler İçerideki çubuğa, valve çubuğuna geçecek şekilde geri montajını yapıyorsunuz. O boşta kalmayacak. Çünkü o vanayı açıp kapatan hikaye o. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Evet, montaja başlamıştık arkadaşlar. Yarım saattir şu şeyi geri takmaya uğraşıyorum. Kelepçeyi. Şeyli kelepçe ayarlı değil. Böyle çekince üstünden penseyle sıkıca tutup asılınca yukarı doğru çıkıyor. Ama geri takarken yarım saattir onu takmaya uğraşıyorum. Penseyle takamadım. Sonunda taktım. Bunun da aslında bu özel bir penseyle takılıyor anladığım kadarıyla servislerde ama o özel pense sadece bunun için pense alınmaz. Kerpeten arkadaşlar, kerpeten iş görüyor. Bunun ağzına uyabilecek kadar genişlikte ağzı olan bir kerpetenle açıkken şu tarafına bir ağzını şu tarafına da bir ağzını oturtturup sıkınca çat diye oturuyor. Kerpeteni sıkınca oturuyor. Aklınızda bulunsun. Kerpetenle yanınızda bir kerpeten bulunsun. Az önce bir arkadaş sağ olsun yardım etti bir kerpeten getirdi. Kerpetensiz olmuyor. Boş yere yarım saat 45 dakikadır uğraşıyorum takacağım diye tornavidayla bilmem neyle Allah'tan sağa sola zarar vermedik. İlacı kerpetenmiş. Kerpetenle tutunca dediğim gibi bir ucu bu taraftan bir ucu bu taraftan ağzı açık geçiriyorsun. Şu şekilde bastırınca yerine oturtturuyor. Çok basitmiş. Kerpetenle hemen oldu. Yani 2 dakikada halletti kerpeten o işi.